Herkese merhaba. Bugün yine farklı bir konuyla bir aradayız. Bugünkü konu gördüğünüz başlıktan gördüğünüz üzere dönüşüm üzerine. Yani bu kitabı okumayanlara önerim. Bence okuyun. Belki daha sonra izleyin veya şimdi izleyebilirsiniz yine. Olabildiğince az spoiler vermeye çalışacağım ama bildiğiniz üzere zaten bu böyle roman şeklinde böyle okunabilecek kocaman bir başyapıt değil. 100 sayfa var yok. Vardı galiba. Bir 100-120 miydi? Öyle. Yani kısa bir öykü. O yüzden hızlıca zaten başla bitir yapılıyor. Ve çok bir zaten hepiniz okumasanız da olay örgüsünü biliyorsunuzdur. Yine de yani çok spoiler verilebilecek bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Direkt daha fazla insanların duyguları üzerine kurulu bir kitap olduğu için daha fazla olaydan ziyade bir durum öyküsü olduğu için çok da bir spoiler verecek bir şey yok. Bildiğiniz üzere olay zaten bir tane odada geçiyor. Daha fazla bir odada geçen ve bir ev içerisinde geçen bir kendisi öykü. O yüzden size önce birazcık dönüşümü anlatmak istiyorum. Sonradan kendi yorumlarımı eklemek istiyorum. Peki bu video fikri nereden geldi? Biz üniversitenin başında işte şu ders seçme zamanlarımızda diş hekimliğinde kitap okuma diye bir ders gördük ve hepimiz onu da seçtik aynı zamanda, yani birçoğumuz diyeyim. Bu diş hekimliğinde kitap okumayı ben şahsen başta şey diye düşündüm. Diş hekimliğinde makale nasıl okulur, işte o yazılanlar okunur şeklinde bir şey bekliyordum. Derken gelen ders bildiğiniz kitap okuma dersi geldi ve çok eğlenceliydi bence. Hocamız böyle dersleri, daha doğrusu bizlerin 10 kişi 10 kişi bölünüp böyle bir kitap seçmemizi istedi. Mesela önerilen kitap diyelim, Simyacı önerildi diyeyim. Simyacının altına 10 kişi kendi ismini yazdı ve doğduğu anda farklı bir kitabın oynaması açıldı derken böyle 12 tane grup yaptık. Gayet de eğlenceli geçti bence dersler. Böyle hepimiz okuduğumuz kitaplar hakkında yorum yaptık ve bu kitabın işleyişini falan anlattı bazı şeylerde, bazı arkadaşlarımızla. Bazı arkadaşlarımız kitabı özetledi, bazı arkadaşlarımız mesela hayvan çiftliğini böyle bölümlere bölmüşler. Bölüm bölüm anlatanlar vardı. Biz de hani bölüm bölüm anlatabileceğimiz bir şey yok. 100 sayfa bir şey olunca biz de direkt kendi yorumlarımızla girdik. Şimdi bildiğiniz üzere dönüşüm kitabı Franz Kafka tarafından yazılmış bir kitap ve derste hoca söylemişti ne zaman yazılmış diye, o zaman söyleyememişti. 1915'te yazılmış. Bildiğiniz üzere Kafka deyince akla ilk gelen kitabı Dönüşüm'dür. Yani Dönüşüm Kafka'nın en ünlü eseri aslında. Dönüşüm yağmurlu bir günde başlıyor ve ana karakterimiz Gregor Samsa yatağından kalktığında ve uyandığında kendini bir hamam böceğine dönüşmüş olarak görüyor. Normalde Gregor Samsa ailesinin borçlarından dolayı çok ağır bir şekilde, hani birçok kişi sabah saat 9'da kalkıp kahvaltılarını yaparken Gregor Samsa o saatte işte iş yapıyor oluyor. Bir pazarlamacı olarak. Aynen. Gregor Samsa bir pazarlamacı, gezici pazarlamacı olarak iş yapıyor ve çok ağır çalışıyor. Gerçekten çok ağır şartlar altında sızlanmadan çalışıyor çünkü ailesinin borçları var, onları ödemek istiyor. Bir de Gregor Samsa'nın bir kız kardeşi var. Kız kardeşi de keman çalıyor ve konservatuvara gitmek istiyor. Hatta Gregor Samsa'nın hayali yılbaşına yakın bir dönemde, yani Noel arefesinde aslında ailesine bu fikrini açıklamak istiyor. Yani kardeşinin keman çaldığını ve konservatuvara gitmek istediğini bildiğini ve onu işte bu hayalinde desteklediğini, parasal olarak da destekleyeceğini ailesine söylemek istiyor. Ama denk gelmeden Gregor Samsa kendini bir böceğe dönüşmüş olarak buluyor. Debeleniyor, kalkmak istiyor yataktan, uğraşıyor, anne babası telaşlanıyor. Kapıyı çalıyorlar hadi kalk diye derken patronu geliyor eve. Patronu hadi kalk diye Gregor Samsa'yı, yani nasılsın diye, daha doğrusu diyeyim hadi kalk diye değil, nasılsınız, bir sıkıntı var mı diye geliyorlar. Derken kız kardeşi de bir o kadar telaşlanıyor. Derken bunların ne spoiler olmayacağını bir yandan da onları beynim düşünüyor. Gregor Samsa'nın bir böceğe dönüştüğünü fark ediyorlar ve odayı kapatıyorlar. Başta bu böceğe dönüşümünden sonra doğal olarak kendisi yemek yiyemeyeceğine göre ona birisinin yemek getirmesi lazım. Başta Gregor Samsa'nın bu bakıcılığını diyeyim, kardeşi üstleniyor, kız kardeşi üstleniyor. Derken zamanla bu kız kardeşi de durumdan bıkma mı desem, yoksa bazı şeylerin değişmeyeceğini belki kabul etme mi desem bilemiyorum. Kız kardeşi bir süre sonra
bakmaktan vazgeçiyor ve artık kötü davranmaya başlıyor açıkçası abisine. Yani başlarda bizim iyilik meleği kız kardeşimiz, daha sonra Gregor Samsa için gerçekten bazı işleri zorlaştıran birisi oluyor. Genel anlamda hepinizin kitabı bildiğini düşündüğüm için daha fazla ileriye gitmek istemiyorum. Çünkü spoiler vermek de istemiyorum. Birazcık da merak edip devamı okunmasını tercih ederim doğal olarak. Ama ben bu kitabı ilk başta 7. sınıfta okumuştum. Ve çok bir şey anlamamıştım. Derken bunu 9. sınıfta bir anda aydınlanmayla anlamıştım. Hani kitabı falan da okumuyordum. Bir anda aydınlanmayla kitabın ne fikir vermek istediğini fark etmiştim. Bu sene de işte dediğim gibi pazartesi günü kitap okuma sınavımız olduğu için dedim hem sizinle de bilgilerimi paylaşayım, hem sizinle yorumlarımı paylaşayım, hem de bir yandan da sınava hazırlık yapmış olurum. Ama doğal olarak şu an 9. sınıftaki halimle aynı değilim ve bazı şeyleri daha fazla sorguladım. Ve aynı zamanda farklı şeyler de öğrendim. Onların da üst üste birikmesiyle de böyle bir video oluştu. O zaman hiç düşünmemiştim yani 9. sınıfta bunu fark ettiğimde. Niye böcek? Niye böcek oldu? Hani Gregor Samsa orada bir geyik de olabilirdi. Orada bir unicorn bile olabilirdi yani. Yazım değil, her şey olabilirdi. Ama orada bir böcek oldu. Hatta hamam böceği oldu. Neden? Aslında burada böcek metaforu toplum içerisinde ezilmek, hor görülmek, küçük ve değersiz bir şey olmak adına kullanılmış bir metafor. Yani Gregor Samsa belki ondan önceki hislerinden dolayı hani çok böyle monoton bir hayatı vardı. Sabah uyanıyordu, işe gidiyordu, işten geliyordu, ailesine yardım ediyordu ve sevmediği bu işi her gün tekrar ediyordu ailesi için. Ve belki de bu kendisini toplum içerisinde büyük bir yer olarak görmemesinden, büyük bir yerde olarak görmemesinden, belki kendisine değer vermemesinden de olabilir. Böcek olarak görüyor. Tabii biliyorsunuz birçok kitaptaki karakterler aslında yazarların bize vermek istediği bazı mesajlarla veya kendi hayatından mesajlarla dolu. Zaten kimse kendi hayatını yansıtmadan bir şey yazamaz. İlla ki o kitapta bir şey yansır. Ben de bu sene Kafka'nın bu kitaptaki yansımalarını fark etmeye başladım. Neyse, böcek metaforuna geri dönünce onları daha sonra söyleyeceğim. Böcek metaforunda işte yok sayılmak, ezilmek, görülmemek, küçük ve değersiz olmak anlamındaydı. Ve kitapta Gregor Samsa böceğe dönüştükten sonra ona kimse yardım etmek istemiyor. Hani başta canım abim, canım şeyim, oğlum modunda olanlar daha sonradan hiç böyle bir değişim, ne yapabiliriz biz Gregor Samsa için diye kimse böyle kendini harap etmiyor. Hani gösterişte birkaç kez düşünülüyor, o kadar. Hani onun dışında bir iki yemek gösteriliyor. Onun dışında kimse orada Gregor Samsa'ya yardım etmek istemiyor. Hani sanki herkes Gregor Samsa'nın böceğe dönüşmesini bekliyor gibi davranıyor ama hani kimse yardım etmiyor. Bu dönüşme yardım etmemesinden de Gregor Samsa'nın nasıl veya Kafka'nın nasıl kendisini değersiz hissettiği de belki buradan çıkarılabilir. Çünkü birisine değer veriyorsanız, bir sıkıntısı varsa ona yardım etmek istersiniz. Ama kimse onun yanına gelip yardım etmek istemiyor ki buradaki böcek metaforuna da aslında tam uyuyor bu. Önceden ailesinin borçlarını ödeyen Gregor Samsa daha sonra böceğe dönüştükten sonra biricik oğlum modundan herkes değişip bir anda resmen taraf tutuyorlar ve bence buradan ailenin veya toplumun, hatta toplumun yani, bence buradan toplumun değişime ve dönüşüme olan kısıtlı bakışını anlayabiliriz. Hani birçok kişi değişmeyi kötü anlamda bazen kullanıyor. Ama hani değişme ve dönüşme kavramları bence bizim hayatımızda her zaman olan şeyler. Herkes değişip dönüşüyor. Her okuduğumuz kitap, her gün yaptığımız değişik şeyler, her verdiğimiz karar bizi aslında farklı bir yere yönlendiriyor. O yüzden buradaki dönüşümü de toplum veya burada hani ailesi olarak gösteriliyor. Buradaki dönüşümü ailesi kabul etmiyor. Ailesi kabul edemiyor belki de. Ama buradaki dönüşümü kabul edilmemesi aslında toplumda insanların da dönüşmesini, değişmesini veya değişen insanların kabul edilmemesine aslında gönderi yapılıyor. Hatta belki ki bunu bu sene fark ettim, hani demiştim önceden fark etmedim diye. Hatta belki Gregor Samsa bile kendisini kabul etmiyor. Çünkü hangi sayfada hatırlamamakla birlikte Gregor Samsa böceğe dönüştükten sonra sadece kendisinin bulunduğu odada utanıp
koltuğun altına giriyor. Hani utanacağı birisi yok. Bir, yani utanma işlemi bir başkası varken genelde olabilecek bir şey. Ama Gregor Samsa kendi kendine durduğu odada, yalnız olduğu bu odada utanıp kendisini koltuğun altına atıyor. Yani büyük böcek olarak zaten koltuğun altına girmesi zor. Koltuğun altına giriyor. Aslında bu da kendi dönüşümünü kabul edememe, kendi dönüşümünden utanma anlamına geliyor. Kitabın sonlarına doğru demiştim kız kardeşi, biricik kız kardeşi daha sonradan tepki göstermeye başlıyor. Kitabın sonlarına doğru kardeşi artık bu böcekten kurtulmamız lazım cümlelerini kurmaya başlıyor. Bu artık işte Gregor değil, bu sizin oğlunuz değil, bu benim abim değil. Bundan kurtulmamız lazım diyor. Ki bu cümlesi Gregor'u çok gerçekten derinden yaralıyor ve Gregor orada şey diyor, ben senin benden kurtulmak istediğinden daha fazla kendinden kurtulmak istiyorum diyor. Buradan da aslında Kafka'nın veya Gregor Samsa'nın kendisine olan iğrenmesi mi denir, kendisine olan kabul edememesi, belki kendisine olan kabul edememesi de görülebiliyor. Burayı söylemek istemiyorum, burada şey var, spoiler var. Burada belki birçok kişi neden ne alaka yani Kafka yazmış ama Kafka'dan bir şey taşımak zorunda değil. Yani Kafka'ya niye bu söylenenleri entegre ediyorsun diye düşünebilir. Ama Kafka'nın da hayatı çok minnoş geçmemiş. Zaten genelde yazarların hayatı çok minnoş geçmiyor. Her zaman bir sıkıntıları oluyor. Kafka'nın da hayatı çok minnoş geçmiyor. Kafka kendisini mesela yetersiz gördüğü için her konuda Kafka evlenmeyi reddediyor. Ve birçok olayda gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi Kafka'nın baskıcı bir babası var. Bu aralarında gerçekten bir baba-oğul ilişkisini kurdurtmuyor. Aralarında soğuk ve mesafeli bir baba-oğul ilişkisi var. Buna galiba hangi videomda olduğunu hatırlamamakla birlikte değinmiştim ama yine aşağıya bırakacağım linkini. Bunları bilmiyordum ama daha sonra dinlediğim Didik Didik Freud Podcast'ı ile bunları da öğrendim. Aslında baba figürü hepimizin hayatında büyük bir etki ve rol oynuyor. Ve burada da aslında aynı zamanda birçok yazarda görebildiğimiz gibi Kafka'nın birçok eserinde Kafka'nın babasıyla olan geçimsizliği hissediliyor. Hem kitapta karakterleri üzerinden hissedilebiliyor hem de aslında o podcast'i dinlerseniz hani daha ayrıntılı görebileceğiniz ters Oidipus kompleksi de burada görünüyor. Aynı zamanda Kafka'nın babasıyla olan bu travmatik anıları, travmatik ve beslenmeyen sevgi durumu Kafka'ya kitaplarında bayağı büyük bir şekilde yansıyor ve belki de kendisini sevememesinin nedenlerinden biri budur. Burada zaten bu ters Oidipus kompleksi birçok kitabında Kafka'nın fark edilecek boyutta fark ediliyor. Yani fark edilebilecek bir boyutta gösteriliyor. Hatta Dönüşüm kitabında babası Gregor Samsa'yı odasından içeriye sokarken o kadar büyük bir kuvvet uyguluyor ki Gregor Samsa kanlar içinde yere düşerek orada öyle bayılıyor. Hani bir babadan beklenmeyecek bir durum olmasına rağmen aslında burada babasıyla olan kötü ilişkisine de bir gönderi yapılıyor. Hani aynı zamanda belki bu babasından alamadığı sevgi de kendisini sevememesinin bir nedenlerinden bir tanesi de olabilir. Kafka aynı zamanda birkaç kez de intihar etmeye çalışmış, intihar girişimi olmuş ama hiçbirinde başarı olamamış. Daha sonra da zaten verem gırtlak kanseri nedeniyle ölüyor. Bunlara bakarsak hani şöyle diyeyim, kitabın ismi Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri. Bence bir buna inceleyin derim, onun da PDF'sinin linkini falan aşağıya bırakmaya çalışacağım. Burada verem ve gırtlak kanseri şeyinde, daha doğrusu gırtlak kanserinde nedeninde öfkesini yutup göstermemesi ve değişmeyi reddetme altında toplanıyor. Hani bunları kitabı okuduktan ve yorumunu yaptıktan sonra bakmama rağmen değişmeyi reddetme beni orada açıkçası bir böyle bende ampul yaktı diyeyim. Yani değişmeyi aslında Kafka da reddediyordu ve Kafka'nın değişmeyi reddetmesi belki de orada topluma veya orada Gregor Samsa'ya veya orada aileye ithaf edildi. Orada aile öyle gösterdi ama aslında belki Kafka kendi içinde olan değişmeyi
reddetmesini gösteriyordu. Şimdi kapatmadan önce hatırlatmaları da yapayım. Ayşe'ye hem dinlediğim podcast'te hem de aynı zamanda Hastalıkların Zihinsel Nedenleri kitabının PDF'ini bulabileceğiniz kaynakları aşağıya bırakıyor olacağım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorumlarda kitap hakkındaki yorumlarınızı veya herhangi bir ne istiyorsanız onları yazmayı unutmayın. Böyle videoları daha fazla görmek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.